Ya aslında tabii ki gol kralı olunca benim için büyük bir gurur verici, büyük yani çok mutluydum sezon sonunda. Ama yani medya, gazete, televizyon hiç fazla önemsemiyorum ya. Hiç problem değil benim için. En önemlisi sahada performanslarım. Yani medyada benim için hiç önemli değil aslında. Benim için en önemlisi sahada gol atmak. Yani kim konuşursa konuşsun hiç benim için hiçbir problem değil. Tabii ki mesela ödül olmadı. Bir ödül olabilirdi benim için. Güzel bir hatıra olabilirdi ama böyle şeyler oluyor maalesef. Ama en önemlisi bu sene Trabzonspor için ne kadar gol atabilirsem benim için en önemlisi o. Evet. Samimi duygular için Umut'a teşekkür ederim. hakikaten yani Yunus da sordu. Yunus aslında sorunun bir tarafını da bana ilave etmedi. Hani burada da oynamıyorsun, sonradan oyuna giriyorsun demek istiyordu, demedi. Yani medya dedi. Medya dedi, geçen senenin gol kralı dedi. Umut girdiğinde de bunu yapıyor. Buranın önemli bir parçası. Trabzonspor gibi büyük kulübü tercih etti. Hani biz onu istedik, o da burayı tercih etti. Biz onunla olmaktan mutluyuz. Ben o bir tarafını da üstüme alayım diye aldım Yunus lafı. Onun için Umut harika bir insan, harika bir oyuncu. Yanlış mı duydun hocam? He? Yanlış mı duydum? Yok, doğru duydun. Doğru mu? Beni arada sıkıştırmadı ben buradayım diye. beni sıkıştırmadı. Yani medya dedi ve ödül almadın. Medya seni yani değeri vermedi. Dedi ki kesti. Yani aslında orada hani hoca da seni oynatmayacak evet. diyemedi. Ben aldım mesajı. Ezgi Hanım. Evet. Gülmeye devam edelim. teşekkür ederim. Yani zaten konuşmamın başında şey dedim. Yani biz geçen hafta sonu da bunu söyledim. Kasımpaşa maçından sonra bugün de söyledim. Trabzonspor taraftarı çıtayı çok büyük yere koydu. Geçen sene bizimle beraber her şeyi yaptılar ve bize çok destek oldular. Bunu her seferinde ifade ediyorum. Bugün sokağa çıktığımda da, dolaştığımda da bunun tepkisini çok olumlu bir şekilde alıyorum. Kutlamalarıyla, bakın kutlamalarıyla dünyaya örnek oldular. Trabzonspor çıtasını çok yukarı koymuştur. Taraftar nezdinde. Biz onlara, bizim bir büyük bir parçamız ve gücümüz. Benim demek istediğim şu. Ben kendimi, performansımı eleştiriyorum ve öz eleştiri yapabiliyorum ve bunu doğruyu bulmaya çalışıyorum. Oyuncuya da ben de baskı yapabilirim. Yapıyorum da. Ama oyuncudan maksimalde verim almam gerekiyor. Bizim taraftarımız bunu kanıtlamış bir taraftar. Rakibe baskı yapacak. Bize destek verecek. Bunu yaptı çünkü. Ve bundan şampiyonluk ve tarihi bir şampiyonluk geldi. Tarihte bunu daha sonra nasıl kadar değerli olduğunu anlayacağız. Benim sitem değil bu. Bir ricaydı. Çünkü onlar hakikaten o sevgililerini, ben Karadeniz insanıyım. Duygularının yoğunluğunu aşağıda yukarıda nasıl yaşadığını çok iyi bilen birisiyim. Ben de öyle birisiyim. Onun için sadece bu sitem değildi, bir ricaydı. Monaco'daki taraftara ben bir şey söylemedim. Sadece onlar destek amaçlı beni çağırdılar. Çok güzel bir örnek. Hani 2-0, 3-0 hala Trabzonspor diye destek veriyorlardı. Bayraklarıyla, her şeyleriyle. Orada olanlar vardı bu şekilde. Onlara teşekkür etmek için çıktım sadece. Bir açıklama, bir ifade değildi. Rica ettiler. Ben de onlara teşekkür ettim. Onun için taraftar bizim için çok önemli. Bu çok örnek olmuş bir taraftardır. Çıtayı çok yukarı koymuştur. Eskisi gibi davranmanın veya diğer kulüplerin gibi davranmanın bir durumunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Performansı arttırmıyor bu, sadece bu. Onun için biz onları çok seviyoruz. Onlar bana nasıl sevdiklerini, ben geçen yürüyemedim sokakta. Teşekkür ediyorum. Biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu performans, bazen inişler çıkışlar olacak ama buna saygı göstereceklerini de düşünüyorum zaten. Evet. Arkada yoktu herhalde. Buradan devam edelim. Ben Umut Bozuğa bir soru soracaktım ama korktum. Şimdi medyayı ciddiye almıyorum dedi. Daha yok yok yok. O anlamda söylemedi bence. Şey yok, yok yok. O anlamda değildi. Evet, tabii ki. Korktum daha fazlasını söyler diye soramıyorum ona. O anlamda söylemedi o. Yani etkilenmiyorum anlamında söyledi. Bu öncelikle en değerli maç, önünde oynayacağım maçtır, yarınki maçtır. Onun için Beşiktaş maçının yani biz B'sini bile telaffuz etmedik yani şu ana kadar.
Yarınki maça hazırlanıyoruz. Şimdi biraz sonra gideceğiz. Toplantımız olacak. Antrenmanımızı yapacağız. En iyisinin, yani büyük bir ihtimalle kafamızda hazır ama en iyisinin sonuçları aldıktan sonra karşılayacağız. Grupta her şey her an değişebiliyor. Biliyorsunuz 2-2 Avrupa Ligi'nin başka bir formasyonunda devam ediyor. Üçüncü olursan başka bir şeyinde devam edebiliyorsun. Ama buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Yarın kazandıktan sonra resim biraz daha ortaya net çıkacak. Ama ben içerideki iki tane maçımızı kazanırsak, ben gruptan yani büyük bir ihtimalle çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir bu fırsat da var önümüzde. Bu kalitemiz de var. Ama önemli olan öncelikle yarını bir kazanalım, cebimize koyalım. Grup maçları bir ortaya çıksın, puan ortalamaları çıksın. Daha net bir şekilde onun üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya bunu yönetim bazında daha doğru karşılıklı iletişimlerin verileceği bir cevap olabilir. Şimdi ben bununla ilgili bir şey ne söylesem başka tarafa çekilecek. Çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yönetim başkan tarafından, kulübün medyası tarafından belki bununla ilgili bir açıklama yapılabilir. Veya ona da saygı göstermek gerekebilir onların verdiği karara da. Ya tabii ki normalde Türk futbolcular Avrupa'ya gitmek istiyor. Benim ters yolu yaptım. Aslında ben söylemiştim eskiden, Türkiye'ye hiç gelmeyi düşünmüyordum aslında ama Kasımpaşa'ya gelme şansım oldu. Ve sağ olsun Kasımpaşa'da çok iyi bir şekilde karşıladılar, çok güzel bir sezon geçirdik. Şimdi şampiyon takıma geldim. Fransa'ya mesela görev bakacağım. Yani Trabzonspor gibi bir kulübe gelince yani Avrupa ile fazla bir fark yok bence. Büyük bir camia, büyük bir kulüp. Yani oyunculara, yetenekli, kaliteli oyuncularla beraber oynuyoruz. Hocalarımız yani çok yetenekli, çok tecrübeli, çok iyi insanlarla beraber çalışıyoruz. Yani bence Avrupa ile beraber Avrupa'ya göre büyük fark yok yani Trabzonspor gibi bir takım için. Ve tabii ki yani belki bir gün Avrupa'ya da dönebilirim ya da Türkiye'de kalabilirim. Hiç benim için hiçbir fark yok ya. Ya bununla ilgili çok konuştum Tuncay ya. O kadar çok konuştum ki. Şimdi o zaman şöyle bir cevap vereyim. Biliyorsunuz altyapımıza eğitim amaçlı bir standart getirmek için, eğitim kalitesini arttırmak, oyuncuların daha gelişimini daha iyi tamamlayabilmek için bir takım organizasyon başlattık. Aslında temelinde Türk futbolunun genelinde bu olması gereken, eğitimin konu başlığı olduğu, denetlemenin olduğu, alt liglerdeki kriterlere göre rekabetin olduğu bir durumu oluşturup ve zamana yayarak, yani ekimi yapıp zamana yayarak. Bu eğitim sadece antrenör eğitimi değil, okul eğitimi de var bunda, kişilik eğitimi de var. Bunların hepsinin bir organizasyonunun olması lazım. Bu sadece bir kulüpler tarafından yapıldığında, bir kulüp yapabilir, diğer kulüpleri yapmayabilir. Üç kulüp yapabilir, diğerleri yapmayabilir. Bu aynı zamanda bir devlet politikası olması gerekiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu'nun üçgenindeki bir organizasyonun yatırım yapılıp, eğitim amaçlı yatırım yapılıp denetlenmesi gerekiyor ve zamana yayıldığında ben Türk futbolunun biraz evvelki Avrupa'da neden var, neden yok, neden bir var, bir yok, uzun süre yok, bunun daha bir standart hale geleceğini düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, başka soru yok herhalde. Tekrar bakıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.